Herkese merhabalar. Okyanus Ötesi programında karşınızdayız. Bir cumaya daha ulaşmış olduk. Hayırlı cumalar dileyelim ve gelenekselleşen cuma günlerinin yayınına bir kez daha Adem Yavuz Arslan'la birlikte başlayalım. Her zaman olduğu gibi bulunduğumuz yerde okyanusun bizim bulunduğumuz tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmelerle aktarmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar öne çıkan başlıkları. Sonrasında da elbette ki Avrupa'ya ve Türkiye'ye doğru ilerleyeceğiz. 30-35 dakikalık bir program öngörüyoruz. Bazı başlıklarımız var. Bu başlıkları elimizden geldiği kadar sizlere yorumlamaya çalışacağız. Öncelikle son 3 günden bu yana Amerika'da en çok konuşulan konu bir denizaltının Atlantik Okyanusu'nda kaybolması mevzusu. Pazar günü yola çıkıyorlar 5 kişi. İçinde milyarder iş adamlarının da olduğu küçük bir denizaltı. Atlantik Okyanusu'nda derinlere doğru iniyorlar. Neden bunu yapıyorlar? 100 yıldan daha fazla bir zaman önce batan Titanic gemisini olduğu yerde görmek için kendileri bir tane denizaltı yapıyorlar neredeyse öyle diyebileceğimiz halde ve bununla suyun altına iniyorlar. Sonrasında da aradan kısa bir süre geçtikten sonra bu küçük denizaltıdan irtibat kopuyor. İçlerinde iş adamları var ve bir kişi için 250 bin dolar veriyorlar bu denizaltına binip Titanic'i görmek için. Tabii kaybolduktan sonra pek çok haberler çıktı. Hazırlık aşamalarının görüntüleri yayınlanmaya başlandı. Görüldü ki o kadar da çok profesyonel bir şey değil. Neredeyse bir oyun konsolunun kumandasıyla yönettikleri, hatta burada Koçtaş'a benzeyen Türkiye'deki Home Depot'tan aldıkları bazı malzemeleri kullandıkları bir denizaltı bu. Bu milyarder iş adamları bunu neden yapıyorlar? O başka bir tartışma konusu. Amerika'da zaten çokça da konuşuluyor. Hatta bir tanesi kendisiyle beraber çocuğunu da yanına almış. Bu 5 kişiden bir tanesi de o iş adamının çocuğu. Ve bunlar Titanic'i görmek için dalıyorlar. Bir tanesi de o kullanan kaptan diyorlar. Denizaltını kullanan kişi, kadın. Onun da büyük büyük dedesi ve büyük büyük dedesiyle işte ninesi diyelim. Onlar Titanic'te hayatını kaybedenlerden bir tanesiymiş. Hatta film biliyorsunuz dünyaca ünlü Titanic filmi çevrildi. Bu filmde de bir sahneleri var onların. Böyle bir de sarılmışlar. Yaşlı insanlar ölümlerini bekliyorlar. O sahneyi belki bilenler hatırlarlar. İşte bu da çocuğu olsa gerek. Ve onlar denizaltına giriyorlar. Bir süre sonra da onlardan ses kesiliyor. İrtibat kopuyor. Ve en son dün itibariyle yayınlanan haberde çok hızlı bir şekilde aşırı basınçla denizaltının parçalandığı ve ölenlerin acı çekmeden anlık bir şekilde hayatlarını kaybettiğine dair haberler şu anda çıkıyor. Sen bu konuya biraz baktın mı Adem? Enteresan bir durum bu. Açıkçası konunun enteresanlığını anlayabiliyorum. Yani hikayesi doğal olarak ilgi çekiyor. Beş tane enteresan kişilik hikayeleri de enteresan. Yani baba oğlun hikayesi enteresan, İngiliz milyarderin hikayesi enteresan. Yani sonra bir Titanic'in peşinden giden böyle bir denizaltının yapılması enteresan. Ama ben işin açıkçası hani gündemim o kadar yoğun ki hani o yoğunluk içerisinde ya bu deniz altında ne oldu ne bitti sadece başlıklara baktım. Gündemimde ne var dersen ya ben Akdeniz'deyim. Yani hani Akdenizli olmamın etkisinden değil. Ben Mersin'de doğup büyüdüm. Akdeniz benim için özel bir yere sahip ama ben işin açıkçası o yüzlerce mültecinin denizin yüzüne yayılmış cesetleri görüntüleriyle işte Meriç'ten geçtikten sonra bıçaklanan, itilen, şiddete maruz kalan insanlarla günlerdir meşgulüm. Açıkçası bu deniz altına sadece başlıklara baktım. Ve benim açımdan çok büyük bir ikiyüzlülük örneği de oldu diyebilirim. Yani şöyle ki yüzlerce mülteci cesetleri Akdeniz'in yüzündeydi. O görüntüleri görmüşsündür. Yani çok böyle paylaşılabilecek görüntüler de değil. Dünyanın çok büyük bir kısmının dikkatini bile çekmedi. Haberlere çıkmadı. Çok az kesim ilgilendi. Meriç'te inanılmaz dramlar yaşanıyor. İnsanlar, kadınlar, çoluklar, çocuklar bıçaklanıyorlar, itiliyorlar, tutuklanıyorlar. Maalesef kimsenin ruhu duymuyor. Herkes deniz altındaki 5 milyarderin hikayesinin peşinde. Tabii ki milyarderlerin hikayesi bir haber değeri taşıyor. Habersiz değeri taşımıyor anlamda söylemiyorum ama yani benim ajandamda, benim gündemimde maalesef çok ön planlara çıkmadı. Çünkü çok daha büyük dramlarla şahitiz, karşılaşıyoruz. Yani mesela daha bu sabah yine Edirne'de bir gözaltı tutuklama furyası vardı. Anne babayı tutukladılar, 3 çocuk ortada kaldı. Tutuklanma nedenleri ne? İşte yani cemaat harbi kurumunda daha yıllar yıllar önce çalışmış bir kadın öğretmen
Düşünün yani bunun gibi örnekler. Evet, onları zaten uzun uzun konuşacağız. Bu mevzuyu Amerika'nın da tabii şu anda gündeminde, senin de dediğin gibi neredeyse bütün son dakika haberleri bunlara ayrılmış durumda. Oysa daha 2 hafta olmadı. Akdeniz'de büyük bir gemi, daha doğrusu bir balıkçı teknesi battı. Ve bu teknede 700 insan hayatını kaybetti. Şu bahsettiğimiz 5 tane kişinin Titanik'e giderken hayatını kaybetmesinin 5'te biri kadar, belki de 50'de biri kadar dünya medyasında haber olmadı. Bu konuya değinen sadece biz değiliz. Obama da dün yaptığı bir konuşmada bundan bahsetti. Şimdi eğer Zafer hazırsa kısaca ondan bir ekrana verebilir miyiz? Circumstances that lead desperate people to come here. But we can't ignore it. I mean, you think about what's happening this week. There's a potential tragedy unfolding with a submarine that is getting, minute to minute coverage all around the world. And it's understandable because obviously we all want and pray that those folks are rescued. But the fact that that's gotten so much more attention than 700 people who sank is that's an untenable situation. Evet, bu konu açılmışken tam da biz de buradan devam edelim. Bu göçmenler meselesine devam edelim ve hem Akdeniz'de boğulanlar hem de Meriç'ten geçtikten sonra geri itilen 61 kişinin hem de canice böyle sokak çeteleri tarafından geri itilmesi konusuna ve insanlık trajedisinin geldiği noktaya bakalım istersen. Önce neden bu insanlar, ki 700 kişinin hayatını kaybetti bu tekne faciasındaki insanlar, neden Mısır'dan, Kuzey Afrika ülkelerinden ülkelerini terk edip Avrupa'ya doğru kaçmaya çalışıyorlar? Neden Türkiye'de bir sürü insan ülkesini terk edip, Türkiye gibi hepimizin orada doğup büyüdüğümüz ülke, cennet ülke dediğimiz bir ülkeden kaçıp kendisini Avrupa'ya ya da özgür ülkelere doğru çıkarmaya çalışıyorlar? Aslında en çok konuşulması gereken konulardan bir tanesi bu. Belki de günümüz insanlığının, günümüz dünyasının çözüm bulması gereken tanesi de bu. Bu konuyu biraz açtık. İstersen buradan devam edelim. Öncelikle Meriç'teki bu dünkü gelişmeden bahsedelim. O görüntüleri şimdi ekrana gelirsek ben gerçekten hayretler içinde ve ağzım açık bir şekilde ve büyük bir üzüntüyle seyrettim. İnsanlar canlarını kurtarmış olmanın sevincini tam yaşayacaklarken karşılarına Yunanistan'da bazı çete gibi insanlar çıkıyorlar ve onları görüyorsunuz, bu masum insanları ittiriyorlar geriye, Türkiye'ye doğru. Türkiye'ye baksan orada başka bir grup bekliyor bunları almak, hapse atmak için. Batı'ya doğru gitmeye çalışıyorlar. Bu insanlar karşılarına çıkıyorlar. Aralardaki sıkışmışlığı, çaresizliği buradan anlayabiliyorum. Bilmiyorum Adem, sen ne diyeceksin bu konuda. Ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de hızlı bir karar verdi ama buna rağmen geri itme oldu. Ne kadar hızlı Ya olduğuna şu, bakarız. yani göç meselesi, iltica meselesi çok kapsamlı bir konu. Üzerine saatlerce konuşabiliriz. Nedenleri, nasılları, politik ya da sosyolojik gerekçeleri üzerine çok şey söylemek mümkün. Ama bir realite var. O da zaman, yani bir saat her yerde 60 dakika olabilir ama herkes için 60 dakika değil. Mesela bir saatin bir mültecinin hayatındaki yeriyle bir normalde işinde gücünde sıradan bir insan hayatındaki yeri arasında çok büyük farklar var. Cezaevindeki insan için bir saatle dışarıdaki bir insan için bir saat çok farklı. Şimdi buradaki hadise, ya bu insanlar neden akın akın bir şekilde yola çıkıyor, gidiyorlar? Bu insanlar aç kaldıkları için, ekmek parası içinde oldukları için ya da savaştan kaçtıkları için değil. Dünyada iki tane temel konu var mülteciliğin temeli olan. Bir tanesi savaşlar, diğer doğal afetler. Bir de politik baskılar var. İnsanlar politik baskılardan, gözaltılardan, işkenceden, hapislerden kaçıyor. Ve şu an Adem şöyle demiş, istatistikler şunu söylüyor Adem, insanlar iki temel sebepten bulundukları yeri terk ederlermiş. Bir, özgür hissetmedikleri yerlerden, iki, karınlarını doyuramadıkları yerlerden göç ederlermiş. Yani şimdi bu hadisede bakalım. Ya burada hangi anne, hangi baba çocuğunu alıp Meriç'te bota binip, plastik bir bot sonuçta bu. Yani çünkü başka türlü hani normal botlarla yapılmıyor bu insan kaçakçılığı ya da sınırı geçme işlemleri.
özgürlüğe kaçışın insanlar görünmesin diye çok basit iptidai botlarla çoluk çocuk karşıya geçmeye çalışıyor. Karşıya geçtikten sonra da işte bu tip karşılığı durumlarla karşılaşıyor. Bu aslında bir Avrupa Birliği krizi. Sadece Yunanistan krizi değil. Çünkü Avrupa Birliği bu konuda daha insancıl bir tavır sergilerse Yunanistan böyle, Yunanistan'da bir takım çeteler ellerinde bıçaklarla insanları kovalayamaz. Bu da çok net bir şekilde bu kriz Avrupa'nın bir krizi aynı zamanda ve özellikle de bu hadise içerisinden söyleyeyim. Ya bu mesele yani dün bir Yunanlı siyasinin ifadesini gördüm. Tam da aslında söylememiz gereken şeyi ya da söylemek istediğim şeyi söyledi. Erdoğan'ın yarım bıraktığı işi tamamlıyoruz dedi. Gerçekten tek cümleyle nefis bir özetleme yaptı. İsmini hatırlamıyorum Yunan siyasetçinin ama dedi ki Erdoğan'ın yarım bıraktığı işi yapıyoruz dedi. Erdoğan bir insanları yok etmeye çalışıyor. Tam anlamıyla yok etmeye çalışıyor. Oradan kurtulabilenler, bir şekilde Meriç'i geçip karşıya geçebilenler olursa onları da biz geri iterek Erdoğan'ın yarım bıraktığı işi tamamlıyoruz şeklinde tepki gösterdi. Tam olarak da yaptıkları bu aslında. Yani şu an Türkiye'de herkesin gündeminde olması gereken konu bu olmalıydı. Okuyan, yazan, aydın, yazar, çizer insanlar. Ya bu insanlar neden bu ülkeden gitmek için ölümü göze alıyorlar? Çünkü arkada ölüm var. Yani cezaevine götürülüyorsun, işkence ediliyorsun, anne baba. Dedi şu bak bugün sabah Edirne'de yaşanan olay. Ya geri itilen ailelerden bir tanesinin örneği özellikle çok dokundu bana sabahleyin. Ya anne baba tutuklanmış, 3 çocuk ortada kaldı. Küçük çocuklar. Evet. Bunun mesela dün Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hikaye şeyinde kanalında bir Anadolu'dan bir kadının görüntüsü vardı. Ya kendi annesi babasına muhtar, okuma yazma bilmeyen insanlara benim o şey kızım damadım FETÖ'cüdür diye yazı yazıyor. Bak annesi okuma yazma bilmiyor. Altına parmak bastırıyor ve kadın ve eşi yani damadını ihbar ediyor. Ya bu şekilde cinnet hali olan insanlar söz konusu. Ya bu insanların ne suçu olabilir ki? Ya bakın o kadına bakın. Sesini kısın yayının. Yani bakın Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kanalında konuşan kadının sesini kısın. Sadece görüntüyü izleyin. Ya bakın karşınızdaki insanın suçlandığı gibi terörist olabileceğini düşünebiliyorsanız bence gidin tedavi olun. Tedavi olun yani. Başka bir şey söylemem bu durumda. Yani o insanlardan bir terörist çıkarmaya çalışmak, o insanları terörizm suçlamasıyla yok mahkum ediyorsun. E bu insanlar bu yüzden çıkıyorlar ve maalesef, bak maalesef söylüyorum, bu çıkışlar artacak, bu şekilde toplu çıkışlar artacak. Çünkü bak geldiğimiz yerde şöyle bir tablo var. Alt tartışmalarında da aynı şeyle yine gelebiliriz. Bir, cezaevlerinde yer yok. Cezaevler ağzına kadar dolu ve yeni cezaevleri de yapılmasına rağmen cezaevleri anında doluyor. Çünkü Erdoğan rejiminin temel politikası bu. İnsanları sindirme, bitirme. Şimdi binlerce insanın dosyası Yargıtay'dan patır patır onaylanıyor. Hiç bakmıyor Yargıtay doğru mu değil mi, nedir ne değildir diye. Ya şu anda insanların içerisinde hiçbir umut kalmadı. Neden? Çünkü Yargıtay dosyaları onuyor. Tekrar cezaevine gireceksiniz. Çocuğunuz kendiniz. Bir de cezaevinde çok kötü muameleler yaşamışsınız. Çok kötü şeyleriniz var. Yani çıplak aramadan tut. Hücreye konmak kadar işte Hidayet abinin kararı geçen hafta şey bu hafta içerisinde konuştuk. Yani 9 yıl hücrede geçiriyor ya bir insan. Düşünün bakın 9 yıl canlı canlı tabuta konuyorsunuz. Bu şekilde binlerce insan oluştu. Ve bu insanlar neden çoluğunu çocuğunu alıp sırtına yani her şeyin bir tane sırt çantasına düşün bak. Bütün hayatını bir sırt çantasına koyuyorsun. Hiçbir şeyin yok. Mülteci olmak, ilticacı olmak çok ağır bir travma. Ve bu insanlar oradan kalkıp Meriç'i geçip karşıya geçiyorlar. Ve yarın bir gün bakın bu ardı arkası kesilmeyecek. Çünkü artık bir umudu kalmadı insanların. Yani seçim sonuçlarıyla da geldi gördük artık Türkiye'de Erdoğan rejimi siyasetten yenilmeyecek. Çünkü seçimi çalacakları sistematiği kurdular. Artık sandığa ne girdiğinin önemi yok. Sandıktan ne çıktığı önemli ve sandıktan ne çıktığını da Erdoğan belirliyor. Bu insanlar artık tamamen umutlarını kaybetti ve Türkiye'de binlerce insan akın akın Türkiye'den çıkmak için çalışacak önümüzdeki dönemde. Ha, bu işin Türkiye'nin beyin göçü, Türkiye'nin yaşadığı kayıp falan oraya geçtim. Çünkü insanlar artık can derdine düşmüş durumda. Ölüm kalım meselesi içerisinde insanlar için. Ve böyle bir olay, işte başlarken oradan girdik. Ya dünyadaki insanlar 5 tane ama dünyanın tamamı hani maceracı 5 tane iş adamını an ve an Obama'nın dediği gibi dakika dakika dünyanın her yerinde izlendi. Anlaşılabilir bir konu yani. Haber değeri var. Ama
Ya öbür tarafta insanlar ölüyor. Bakın dün BBC'de bir yayın izliyordum. Faslı bir tane balıkçının röportajı vardı. Çok dokundu bana o. Yani ya diyor ki ben eskiden bu coğrafyada çok güzel balıklar yakalardım diyor. Şimdi her gün ağıma cesetler takılıyor diyor. Bir tane balıkçı söylüyor bunu. Her gün ağıma cesetler takılıyor diyor. Ve böyle bir tablonun içerisindeyiz. Kimin umurunda, kim görüyor? Ya Türkiye'de en önemli konunun bu olması gerekirken yok yani maalesef toplum halihazırda hep birlikte yani yüz karası yayınlar manşetler var ve bu böyle bir ortamda maalesef o insanlar ölüme terk ediliyor. Merici geçebilirse bıçaklanma tehdidi altı içerisinde kaçılıyor. Orada başka türlü çetelerle muhatap. Ya burada şunu ya burada bir, hani ne kadar doğru bir şey olur bilmiyorum ama şöyle bir çağrı yapalım istiyorum. Ya bakın bugün Almanya Federal Meclisi'nde bir yasa geçti. Nitelikli iş gücüyle ilgili. Bugün Görün, daha bugün görün. geçti itibariyle. Bu yasa geçti. Ya bugün ve dün kavramları bizde iyice karıştı. Çünkü aradaki saat farkları Evet. sebebiyle bugün yaşadığımız şey onlarda dün yaşanmış gibi oluyor. Neyse bu şeyde ya adamlar diyor ki bize nitelikli adam lazım. Bakın kardeşim Türkiye'de binlerce nitelikli adam var. Nasıl bulacaksınız? KYK listesini alın bakın. Hepsi nitelikli adamlar. De ki kardeşim tamam biz Türkiye'de KYK'lı atılan insanlara oturum veriyoruz, çalışma izni veriyoruz, gelin. İşte arıyordunuz ya nitelikli insanlar. Buyurun size nitelikli insanlar. Gelenleri de gördünüz. Bugüne kadar Avrupa'ya iltica etmiş herkes çok hızlı bir şekilde dil sorununu aştı. Dili öğrendiler. Bakın 30 senedir Avrupa'da yaşayıp da tek kelime öğrenmeyen bir sürü insan var. Onlara bakıyorsun. Bir taraftan yeni gelen insanlara bakıyorsun. Kısa sürede dil sorunu çözmüş, çalışma ile ilgili şeyler hazırlamış ve artık devletten geçinmiyor. Bu çok önemli bir gösterge. Ben bu topluma katkı sağlamak istiyorum. Binlerce insan var şimdi. Bunlar devlette çalışmaya başlamış, öğretmen olmuş, piyasada çalışıyor vesaire. Ya Alman hükümetine de demek gerekiyor ki kardeşim tamam bakın nitelikli iş gücü arıyorsunuz. Türkiye'de KYK'larla mağdur edilmiş yüz binlerce var. Onlar var. Buyurun alın size nitelikli iş gücü. Hem de ahlaken de çok düzgün insanlar. Ya böyle bir formül artık benim aklıma geliyor. Çünkü başka türlü bu sıkıntıyı çözmek mümkün değil. Şu Çünkü Türkiye'de ne ağır bu bahsettiğim konuyu biraz daha böyle büyük resme bakarsak yetişmiş insanlar çoğu 30'lu 40'lı yaşlarındalar. Eğitim almışlar, çevreyi öğrenmişler, dil öğrenmişler. Tam ülkelerine faydalı olacakları zamanlarda ülkelerinden ittiriliyorlar, bir şekilde sıkıştırılıyorlar ve ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Ülkeye kazandıracakları hepimiz biliyoruz ortada. Doktorlar, avukatlar, mühendisler. Bu insanlar Avrupa'ya gidiyorlar. Şimdi biz de diyoruz ki Avrupa'ya bakın böyle yetişmiş eleman var, alın bunları. Ki benim bildiğim kadarıyla Türkiye'den çıkan doktorların hemen hepsi Almanya'daki hastanelerde iş buldular ve şimdi oradaki insanlara hizmet ediyorlar. Çünkü zaten Türkiye'de demişti Erdoğan da gittikleri yere kadar yolları var diye zaten söylemişti. Yani bunu yapanlar Erdoğan ve çevresinin sadece siyasi bir amaçla yapması mümkün değil. Bu ancak planlı, programlı bir şekilde yapılabilir. Ben artık buna %100 kanaat getirdim. Yani bu Türkiye'yi bugün bulunduğu yerden 1.000 kat aşağıya götürmek için bir plan hazırladılarsa bu da onun bir parçası. Başka bir izahı yok yani. ya aynı şeyi Suriye dönemindeki de yapıyorlar. Bakın şimdi Suriye hep örnek veriyorum bazı AKP'liler kızıyor. Erdoğan'ın kafasındaki tek adam rejimi, tek parti devleti Suriye'deki Baas rejimi. Suriye Esad rejimi. Suriye'de, Ürdün'de, Saddam dönemi İran'da da öyleydi. Elitist bir kesim devleti yönetiyor. Çok az, nüfusu da az bunların ama zengin ve elit devleti yönetiyor. Onun dışında fakir, eğitimsiz, geniş halk kitleleri var. Etnik olarak da siyasi olarak da başka bir gruptan olmanın hiç önemi yok. Erdoğan tam onları örnek aldı, onları uyguluyor. İstihbarat devleti. Hem istihbarat çok güçlü hem de elitist bir ailesel bir yapı devleti yönetiyor. Geniş halk kitleleri, eğitimsiz, fakir ve onlar manipüle ediliyor. Aynı şeyi Türkiye'de yapıyor Erdoğan. Türkiye'de şu anda ya düşünsenize binlerce genç erkek Afganlar, Irak'tan, oradan, buradan geldi. Hadi Suriyelileri anlarız o savaş ortamı ona bir şey denmemesi de gerekir. Ama yani şimdi siz akın akın her gün her gün binlerce insan Türkiye'ye akın akın gelirken bunları engellemiyorsunuz. İşte geçen gün anlattım. Afgan Büyükelçisi ne diyordu? Türkiye isterse bir günde durdurur bunları diyordu. Bir günde durdurur diyordu Türkiye bunları isterse. Burada demek ki senin de dediğin gibi politik bir amaç güdüyorlar. Türkiye demografisi değiştiriliyor. Türkiye'nin sosyolojisi değiştiriliyor. Ve böyle bir atmosfer içerisinde Erdoğan tam da
Az önce anlattığım gibi kendine özgü bir devlet sistematisi kuruyor. Şimdi birazdan konuşuruz. Anayasa söylemlerinin arkasında da bu var. Bu değişimi kurumsallaştırmaya çalışacak Erdoğan son döneminde. Ve bununla birlikte Türkiye bildiğimiz klasik bir Erdoğan oğulları devletine dönüşecek. Maalesef perspektifleri de bu. Maalesef öyle. Erdoğan mevzusu şimdi seninle konuşurken bir anda önüme şey düştü. Türkiye'deki, dünyadaki basın özgürlüğü sıralaması önüme düştü. Birinci sırada Norveç, sonra İrlanda, Danimarka gidiyor. Türkiye'nin yerine baktım, aşağı iniyorum, iniyorum, bulamadım Adem. Türkiye'nin yeri sence kaçtır? 180'in içinde kaçtır abi? Tahmin eder misin? Basın özgürlüğü. 158 ya da 168. 165. sırada abi. 165. 165. Üstünde Rusya var, arkasında Mısır var, arkasında Irak var. Suudi Arabistan, İran, Vietnam, Çin, Kuzey Kore. Ya inanamıyorum ya. Ben 10 sene önce Türkiye'de her şeye rağmen bir şeyler söylenebildiği, her şeye rağmen basın ve yayının çalışabildiği bir dönem vardı. Bugün tepe taklak gitmiş ve hala Erdoğan bu ülkeye maval okuyup özgürlükten, bilmem, dünyadan, liderlikten falan bahsediyor. Çok anlaşılır gibi değil. Şimdi de dediğin gibi anayasa düzenlemesi mevzusunu gündeme getirdi. Bakın Merkez Bankası faiz kararlarını iki gün önce ne yaptı? Biz programı yaparken, editör masası programını yaparken Merkez Bankası kararını açıklayacak demiştik hatırlarsan. Arada işte açıkladı. Kimisi 5 puan, kimisi 10 puan, kimisi 20 puan arttıracak falan diyordu. 8,5'ten 15'e çıkardılar. Tamam, 6,5 puan arttırdınız. Hani Erdoğan biz bu faizi bitireceğiz, kimse karışmasın, ben bunu aşağı indireceğim, ben ekonomistim, Türkiye'yi düzeye çıkaracağım diyordu. Yine aynı Erdoğan, yine aynı koyduğu adamlar neden yukarı doğru çıkarıyorlar? Neden şimdi 6,5 çıkardılar, yarın belki 65 çıkaracaklar? Yani bu kadar böyle 200 hatta 2100'ü olan bir siyasetçinin hala Türkiye'de sözünü dinleniyor olması ve belli bir kısmını dinlemesine, onun peşinden gitmesine gerçekten anlam vermekte zorlanıyorum. Şimdi neyse, bütün bunlar olup bitenler ama önümüzdeki zamanlarla alakalı, anayasa değişiklikle alakalı bazı şeyler artık söylemeye başladı. Sence buradan nereye varmaya istiyor veya planlıyor da? Ya şu mülteci meselesiyle ilgili birkaç cümle daha söyleyeyim notlarım arasında olan. Ya burada mültecilere, siyasilere çok büyük görev düşüyor. Bakın yani Türkiye'de Erdoğan'ın yapmak istedikleri artık biliyoruz. Yani yıllarda da bunu anlatıyoruz. Erdoğan'ın insan hakları, ahlaki değerler, dini kurallar, hani Allah'ın emrettiği kurallar falan, bunların Erdoğan'ın umurunda değil. Hani bu düne kadar faiz örneğinde olduğu gibi Nas diyordu, işine geldiği için o tip kararları alıyorlardı. Faizi düşük tutarak Türkiye'de çok büyük sermaye transferi yaptı Erdoğan. Yandaşlarını zengin etti. Yani bunu ekonomi piyasasında herkes biliyor. Nasıl sermaye transferi yaptıklarını çok net bir şekilde ekonomi piyasasında herkes bilir. Biraz iş dünyasında olan, biraz bankalar, finans sektörü, para piyasasında olan herkes biliyor ki Erdoğan düşük faiz politikasındaki temel amacı Merkez Bankası'nı soymak ve burada banka, yandaşlara kamu bankaları üzerinden para aktarmaktı. Bunları yaptılar. Bunu herkes piyasayı biliyor. Yani Erdoğan'ın böyle bir dini, ahlaki, moral değeri yok. Erdoğan'ın bir tane değeri var. Para ve güç. Bu. Yani başka bir doğru yok. Şimdi bu mülteciler meselesi ya da Türkiye'den kaçmak durumunda kalan KHK'lılar meselesi. Öz itibariyle de Gülen cemaati mensupları. Öz itibariyle de bu aslında bakılırsın. Ya bu konuda Türkiye'nin ve toplumun artık sesini yükseltmesi gerekiyor. Bu iş artık çok büyük trajedik noktalara geldi. Bakın geçtiğimiz aylarda yaşadık. Garip 16-17 yaşında çocuklar intihar ediyor. Artık her gün her dakika terörist lafı yemekten, dışlanmaktan, sosyal ölüme terk edilmekten bunalmış durumda insanlar. Ya bu trajedi, bu mesela az önce anlattığım olay o kadar dokunan bir konu ki, ya bir insanın kendi annesi babası gidiyor, muhtar okuma yazma bilmiyor, insanların annesini babasına yazı yazdırıyor. Hani sarayda ağırlanıyorlar, Erdoğan tarafından itibar gören muhtarlar var ya, kendi oğluyla kızıyla ilgili ihbarda bulundurup yazı okuma yazma bilmeyen kadına kurulan kumpasa bakar mısınız? Ve bunun gibi binlerce örnek var. Ya bu ülkenin başına ne tür bir felaket gelmesi gerekiyor ki uyansınlar? Ben bunu gerçekten çözemiyorum. Ya bu kadar mı, bu kadar mı güce taptınız? Bu kadar mı da bütün değerleriniz çöktü? Ya bu insanlara birkaç sene önce aman benim evladıma sahip çık diye kapısına gittiğiniz öğretmen bu insanlar. Aman benim evladıma sahip çık diye gittiğiniz sivil toplum temsilcileri bunlar.
Ve bunlarla ilgili bu kadar büyük trajediler yaşanıyorken, şimdi bir taraftan da şu da var. Bir taraftan cezaevlerinde binlerce insan cezasını taşıdı, yattı, çıktı. Yani ceza derken hukuki anlamda söylüyorum, yoksa bir suç işlediklerinden değil. Ya sosyal ölüme terk ediliyor. Dışarı çıkıyor insanlar. Herkes dışarıda aynı şekilde yıpratıcı şeyi kullanmaya devam ediyor. Yok saymaya devam ediyor. Ya bu insanlara bu kadar yapılan zulüm karşısında bu toplum nasıl uyanacak? Nasıl bir felaket olması gerekiyor ki bu insanların, ya da aslına bakılırsa en büyük felaketi zaten yaşıyor bu insanlar. Duyarsızlık felaketini yaşıyorlar. Ve bak buradan diyorum, yani gerçekten bunu nasıl yaparız bilmiyorum ama hani Almanya'nın madem bu kadar nitelikli insana ihtiyacınız var, işte size bu kadar nitelikli insanlar, buyurun. Çünkü dünya tarihinde bunun örneği çok. Belli ülkelerde belli statüde insanlara şey tanınmış. Mesela Amerika için örneğini vereyim. Çok sayıda Koreli olmasının, çok sayıda İranlı olmasının nedeni bu. Onlara özel Green Card statüsü verdi Amerika değişik politik gerekçelerle. Yüz binlerce insan Amerika'ya taşındı ve bugün Amerika'yı ayakta tutan önemli komünitelerin içerisinde ilk üçte Hintliler, Koreliler ve İranlılar var. Afganlar da var tabii. Yani Afganlar da Afgan işgali sonrasında geldiler. Onlara da özel statü verildi. Ve geçen gün bir istatistik, hatta senle beraber konuşuyorduk. Amerika'nın en zengin şeyleri, azınlıkları ile ilgili bir istatistik vardı. Bu saydıkları ben yukarılarda. Yani bu da şunu gösteriyor. Yani bu ülkeler bu tercihi yapmışlar. Bu ülkelere özel statü vermişler. Onlar yetişmiş insanları getirmişler ve bu ülkenin çok ciddi bir katma değerini sağlıyorlar. Aynı şeyi Almanya'da çok rahat yapabilir. Bugün Fransa'da çok rahat yapabilir ama Almanya özellikle yapabilir. Yapmalıdır da. Nitelikli iş gücü arıyorlar. Özel yasa geçirdiler. Hani yeter ki nitelikli insan olsun. Alın size, işte Türkiye'de yüz binlerce nitelikli insan var. Alın götürün. Evet hocam. Evet. Yani dünyanın geldiği nokta çok hızlı bir şekilde bu şeylerde göç ederken hayatını kaybeden insanlarla birlikte artık doğudan batıya doğru akın akın insanların kaçması şeklinde gözüküyor. Burada herhalde demokratik ülkelerin asıl yapması gereken ve maalesef göremediğimiz, hiç olmasa demokrasisini kaybetmiş ülkelerin demokrasiye yaklaşabilmesi için onlara destek vermesi konusu. Onun yerine maalesef diktatörlere hala destek veriliyor. Hala diktatörlerin kendi oyunları içinde oyunlar oynanmaya çalışılıyor. Diktatörler de tabii en az diğer ülkelerdeki kadar akıllılar. Onları değişik şekillerde tehdit ediyorlar. Mesela Erdoğan'ı düşün. Erdoğan ayrı bir diktatör. Batı'yı, Türkiye'de bulunan göçmenleri, Suriyelileri, Afganları Batı'ya gönderirim diye tehdit edip onlara kapıları açmakla zorluyor. Dolayısıyla da işin içinden çıkılmaz bir hale alıyor. Erdoğan'ın şu anda iktidarda bulunması belki Batı için ya ne olacak diyebilirler ama orta ve uzun vadede aslında kendi çıkarları için ne kadar da kötü bir durum olduğunu hep beraber görüyorlar. Sadece Erdoğan değil, işte bütün bizim bölgemizdeki başka diktatörlükleri de göz önüne alırsak durum bundan ibaret. Maalesef böyle. Şimdi ekonomi meselesine birkaç istersen biraz bahsedelim. Merkez Bankası oraya girmiştik. Faizleri arttırdı, 6,5 puan civarında arttırdı ama Erdoğan'ın buradaki siyasi tornistanlarından bir tanesi de oydu. Şimdi çıkarsak şuradan videolara, arşivlere bir baksak en az 150 tane bu faizleri ben indireceğim, ben ekonomistim dediği görüntüler vardı. Var. Ama bugün bakarsan yine Erdoğan'ın oraya koyduğu Mehmet Şimşek gibi, Merkez Bankası'nın başına koyduğu hanım gibi isimler faizleri yükseltiyorlar. Erdoğan buradan ses çıkarmıyor. Bir şekilde piyasayı toparlayacağını belki ümit ediyor. Fakat öyle olmadı. Merkez Bankası'nın 6,5 puan arttırdığı anda bile dolar 23 liradan 24'e çıktı. Şimdi belki 25'lerde. Euro 26'larda 27'lerde dolaşıyor. Daha da ucu anlamayacak bir noktaya doğru gidiyor. İşin doğrusu benim gördüğüm ve Türkiye ile alakalı takip ettiğim haberlerde ve programlarda, aynı zamanda konuştuğum insanlardaki beklenti çok çok daha yukarı çıkacağı ve şu anda için içinden çıkılmaz bir hale geldiği. Dolayısıyla gelecekle alakalı planlarımızı biz doların 30'larda 40'larda olacağı şekilde kendimizi ayarlamaya ve tutmaya çalışıyoruz diyorlar. Biliyorsun ekonomi bir beklenti bilimidir. Eğer beklenti ne kadar kötüyse gerçekten işler de o kadar kötüye gider. Şu anda Türkiye'deki görünüm ve manzara beklentinin çok daha kötüye gittiği yönünde. Erdoğan sata sata kaynakları da tüketti. Gerçi her zaman başka satacak topraklar, malzemeler, devlet kaynakları yine bulabilir. Ne kadar götürecek bilmiyorum. Ama üretim kısmına bakarsak, ihracata bakarsak, iş ve istihdama bakarsak bunların hepsi maalesef yerlerde sürünüyor.
Öyle olduğu gibi gelecek adına da çok fazla bir ümit ya da tünelin ucunda ışık gözükmüyor maalesef. Bu politikayla da zor gider zaten. Ya en temel nokta orası zaten. Politika yanlış. Kişiler yanlış. Yani bakın şimdi Erdoğan cephesinde hep aynı şeyi söylüyorum ama önemine binaen tekrar ediyorum. Çünkü anlaşılmadığını düşünüyorum. Ya Erdoğan'ı ve kadrosunu anlamadan siz Türkiye'nin nereye gittiğini göremezsiniz. Bir, siyasi ideolojik olarak bunlar bu kadro Cumhuriyet'le, Atatürk'le, Türkiye'yle dertle, Türkiye'yle bir kavgaları var. Ve bunların bu rejimi yıpratmak gibi bu rejimi değiştirmek gibi bir nihai ajandaları var. Ve bunu adım adım uyguluyorlar. En son şeyi önümüzdeki anayasada yapacaklar. Ve ya hani Şevki Yılmaz'ın bir ifadesi vardı ya, seçimi kaybedeceksin, hazineyi boşaltalım, niye para bırakalım diye. Bu yaklaşım bu tam anlamıyla bir zihin yansıması ve böyle düşünüyorlar. Ve ülkeye yatarken, bana batıyorken, yanarken sadece kendilerine kadro derdindeler. Önceki gün ne oldu? Bakan yardımcıları atandı, değil mi? Şimdi önce bütün bakanları mecliste komisyon başkanı yaptılar. Şimdi 60 küsür tane bile 70 tane bile bakan yardımcısı yaptılar. Üçer, dörer, beşer. Hani Erdoğan güya iktidara geldiğinde bu devlet kadrolarını hantallaşmayı engelleyecekti. Şov olsun diye meclis lojmanlarını kapattık, oranın yerine AVM yapmışlardı. Oradan da bir rant elde ettiler. Ya Ali Yeşildağ'dı, değil mi o? Diyor ya, Erdoğan'ın en büyük başarısı sizi soyup kendini akışlatmasıdır. Gerçekten muhteşem bir tanımlama. Evet. O meclis lojmanlarında da aynısını yaptılar. Şimdi bakıyorsun, ya mesela nedir? Hamza Yerlikaya gibi adamları düşünür. Ya diploması sahte olduğu ispatlanmış insanlar. Bakan yardımcılarına bakıyorsun. Hulufe dağıtır gibi Erdoğan insanlara makam dağıtıyor. Ekstra maaşlar, pozisyonlar. Yani üçer beşer maaşlar. Üç beş maaş almayan AKP'liye artık şey gözüyle bakıyorlar. Yani acaba bunda ne tür bir eksiklik var diye bakmaya başladılar. Böyle bir tablo içerisinde. Bunları niye söylüyorum? Şuradan dolayı. Ya böyle bir ekonomi yönetimi, böyle bir devlet yönetiminde siz doları, faizleri İstediğiniz kadar oynayın. Gideceğiniz bir yer yok. Ekonomi batmak zorunda. Çünkü bu deliği kapatmak mümkün değil. Hani palyatif şekilde şöyle düşün. Bir tane çuval düşün. Kocaman kocaman delikler var. Sen sürekli içeriye su atmaya çalışıyorsun. Ne anlamı var ki? Delikler zaten büyük. Hepsi gidiyor. Gitmeye de devam edecek. Şimdi ekonomideki bir şey. Erdoğan ne diyordu? Nas. Hani Allah'ın emri faiz olmaz. Böyle bir siyasi rant elde etmek için bunları yaptı. Peki o Allah'ın emri ne oldu? Yani mesela ya Erdoğan öyle büyük bir konfora sahip ki, konformist bir adam ki ne yaparsa yapsın kitlesi ya tepki göstermiyor. Bir tanesi çıkıp da ya reis hani ne oldu, Allah'ın emrine ne oldu demiyor. Bu muhteşem bir oyun alanı Erdoğan için. Ya dünyanın hangi siyasetçisine böyle bir seçmen kitlesi nasip olur bilmiyorum. Ne yaparsa yapsın umurunda değil insanların. Ne yaparsa yapsın alkışlıyor. Böyle bir seçmen kitlesiyle siz ya da böyle bir yönetim anlayışıyla ekonomiyi düzeltemezsiniz. Ekonominin bir mühendisliği var. Ya şimdi Mehmet Şimşek geldi, işte Amerika'dan göstermelik olarak bir kadın kontenjanından bir batılı bir yüz olarak Merkez Bankası'nın başına atama yaptılar. Yaptınız. Peki ne oldu? Size izin verdi mi Erdoğan? Piyasa şartları %25'in üzerinde bir artışı gerektirirken, 25 puanlık bir artışı, %25'lik bir faiz gerektirirken niye %15'te kaldınız? Sonra bütün dünya piyasalarının beklentisi %40'lara kadar çıkmasıydı. Çünkü onu gerektiriyordu. Yapmadınız, yapamadınız. Şimdi de bu söylemler üzerinden politik bir rant elde etme hesabı yapıyorlar. Arkasından da güya ekonomi düzelecek. Ben şunu söyleyeyim. Mehmet Şimşek de çok uzun süre kalamaz. Yakın bir zamanda Mehmet Şimşek'in de ayrıldığını duyarsanız çok şaşırmamanız gerekir. Olan tabi hep Türkiye yolu olmaya devam ediyor. Hadi yavaş yavaş toparlıyoruz. Ekleyeceğimiz bir konu var mıydı senin notlarında olan? Ben mesela bugünkü gündemde mesela benim hani biraz da böyle bugün asabım bozuk olmasının nedenlerinden birisi de şu. Ya dün mesela Hindistan başkanı Washington'daydı. Sen de görmüşsündür. Her yerde Hindistan bayrakları Evet. işte. Her şeyde Beyaz Saray'da kırmızı halılarla karşılandı. Acayip üst düzey ilgi gördü. İşte özel törenler yapıldı o Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde işte Rose Garden'da özel törenler yapıldı. Böyle üst düzey ilgi alaka gösterildi. Joe Biden Hindistan Başbakanı Modi'ye böyle üst düzey ilgi gösterdi. Yani ben beklerdim ki hani Hindistan'la ilgili son dönemde çok fazla insan hakları ihlali gündemde. Çok fazla tartışılan bir isim. Biraz hani otoriter eğilimleri olan bir isim. Hani Biden Dünya Demokrasi Zirvesi toplayacak. Dünyayı bir şekilde demokratik değerler noktasında tekrar toparlamaya çalışacak vesaire falan.
O zaman ya ne periz ne lahana turşusu derler insana. Ben de diyenleri de görüyorum Amerika'da, özellikle bu demokratik konularda endişesi olan insanlar. Hindistan'la ilgili bu üst düzey ilginin, övgünün ciddi bir rahatsızlık oluşturduğunu söyleyebilirim. Yani çünkü yani Hindistan'da mesela Müslümanlara ve diğer azınlıklara yönelik çok ciddi sıkıntılar var ve Modi bunları çok yoğun bir şekilde yapıyor. Ya o zaman Biden yarın bir gün Erdoğan'da Beyaz Saray'da ağırlayıp ona Rose Garden'da üst düzey bir karşılama töreni düzenleyip ona da övgüler düzebilir. Niye Erdoğan'ın eksiği kalır ki bu durumda? Bence o da olabilir yani. Erdoğan şimdi onun için uğraşıp duruyordur zaten. En azından bu dönemde bir şekilde Amerika'ya gelip bir köyde gösterisi yapmak için muhtemelen bir ekip yoğunlukla çalışıyor. Dur. Pekala. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden haberlerle başladık. İçinde milyarder iş adamlarının da olduğu küçük bir denizaltı, Titanik'teki o batağa gidip onun fotoğraflarını çekmek, orada vakit geçirmek için denizaltına girdiler ve az önce son dakika haberlerinde enkazda da ulaşıldığı bilgileri geliyor. Dolayısıyla bir anda hızlı bir şekilde oradaki aşırı basınçtan o denizaltı patladı ve insanlar hayatlarını kaybettiler. Bu yeni başka dramları gündeme getirdi. Başka insanlar ülkelerini terk etmek için Avrupa'ya geçmeye çalışıyorlar ve Akdeniz'de batan tekneler, balıkçı teknelerinde yüzlerce insan hayatını kaybetti. Yeniden bir kere bunların konuşulması gündeme geldi. Obama'nın o konuşmasından parçaya da verdik. Türkiye'deki insan hakları ihlalleri, ülkesini terk etmek isteyip Meriç'e geçmek isteyenlerin bu sefer de Yunanistan'daki bazı çete ve gruplarla geri itilmeleri, geri itildikten sonra yeniden Türkiye sınırı içinde tutuklanmaları, annelerin, babaların çocuklarından ayrılmaları, daha bugünlerde günümüz dünyasında şu saatlerde yaşanan şeyler, bunlardan bahsettik. Maalesef bu hafta da size iyi şeylerden bahsedemedik Okyanus Ötesi'nde. Dünya böyle. İnşallah daha güzel günler olur. Herkes daha mutlu yaşar. Fakat maalesef olup bitenler şu bizim anlattıklarımızdan ibaret. Pekala. Görüşürüz. Okyanus Ötesi'nden bu hafta bu kadar. Hafta sonu programlarıyla, hafta içi programlarıyla, editör masasıyla, nöbetçi editörlerle, çıkış yoluyla, kum saatiyle TR724 yayınlarına yaz demeden, kış demeden devam ediyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.